Merhaba arkadaşlar. Vakit geldi. Tek yolumuz bu. Ikarus senin için nasıl bir güzellik yaptı bilmiyorum ama elimden geldiğince sana yardımcı olacağım. Dikkatli ol. Kafana takma Yamiko. Ben hallederim. Ben Ikaru'yu hallederim. Hariku. Hariku Murakami. Tanır mısınız bilmiyorum. Kendisi çok enteresan. Japon bir yazar. Ikaru deyince aklıma o geldi. Sevgili dostlar, kaptanla karşılaşacağız ama onun öncesinde şu etrafı bir gezeyim, ne var ne yok bir bakayım. Büyük ihtimal burada bir parşömen olması lazım. Yoksa boş yapmamız için buraları yapmamışlardır, tasarlamamışlardır herhalde diye düşünüyorum. Ama yarıda. 8 metre evet. Şu yan tarafta. Başka da bir şey galiba yok. Tekrar yukarı çıkalım. Bu arada aksiyon başlamadan önce kanalımıza abone olabilirsiniz sevgili dostlar. Yani kimse hayır demez. O zaman şuradan evet parşömenimizi alalım. 9. bölümümüzdeyiz arkadaşlar. Evet şimdi Karuyla karşılaşacağız. Karo yine burada. Chapter 9, bölüm 9 son kaptan. Chapter İngilizce bölümün numarasında Türkçe söylüyorum. Yalnız şekil nasıl? Oğlum, bu adam çok dindarla. Her bölümde namaz kılıyor. Çarpılacağız şimdi öldüreceğiz. O burada askerler. Askerler. Vakit geldi. Bak hissetti işte. Kılıçlarını tuttu. Uzaklardan geldin ama artık bitti. It's over. Bir karşılaşacağız kendisiyle. Şöyle bir suya geçelim. Bu herifle bu bizim boss'umuz sayılabilir. Aragami, Hikaru'nun arkasında Kuro onu koruyor. Onu kırmak zorundasın. Bekle. Kürelerle bağlantılı ikinci bir bariyer var. Önce ona git. Şimdi önce şeyler vardı. Bu yollarda küreler var ya. Orplar. Onları kıracağız. Şu karşı mavi olan. Tabii bu adamı öldürdükten sonra. Sonra şey savunmasız hale gelecek Hikaru. O savunmasız hale geldikçe de biz ona kılıcımızla darbe vuracağız. O adam yalnız dibimize gelmiş. Hemen şunu kıralım. Aragami iyi yaptın. Yalnız bu hiç hoş olmadı. İlk denememizde başarısız olduk arkadaşlar. Aynı şeyleri söylüyor. Şey koruyor onu işte. Orp, küre. Şunu hemen yine alalım. Bunu aldık. Küremizi patlatalım. Aşağıda da adam var. Işık. Işık bizim enerjimizi emer. Zıplamamızı, hoplamamızı engeller. Ve şu adamın kafasında soru işareti çıkmasına neden olur. Ariel kill yapabileceğim zannettim. Birden adamın önüne düştüm ama neyse öldürebildik. Evet, Hikaru gördüğünüz gibi savunmasız. O Hikaru'yu... Ayrıyeten şu ışıklar da var. O ışıkların olmaması lazım. Allah'ım bu Hikaru değilmiş ya. Karıştırdık. Sorry guys. Hikaru nerede? O daha böyle şatafatlı şeyler giymiştir bence. Evet. Karıcığım geliyor. Nasıl oldu ya? Adam direkt alıyor bizi ya. Boss dediğim böyle olur gerçi. Tamam, yeni bir deneme yapacağız. Bu bölüm zaten sadece bununla geçireceğiz arkadaşlar. Küçük bir alan gördüğünüz gibi. Aynı şeyleri yapacağız. Yalnız ben küre için F'e basmıştım. Adamın cesetini topladık. Olsun. Şimdi bu sefer Ariel yapabilir miyiz? Ben bu adama hiç Ariel yapamıyorum. Üstünden demiyorum. Şöyle hemen stealth yapacağız.
Deniz bir bıçak attık. Şuna da bir kunayi. Bu bölümde çok fazla kunayi kullanmayacağımız için harcayabiliriz. Zaten maksimum iki tane harcayabiliyoruz. Evet, neredesin Hikaru'cum? Hikaru geliyor. Hikaru tank gibi yalnız, çok yavaş geliyor. Burada şöyle gördü mü? Göremedi. Ne oldu? Nereye saklandın? Gel gel. Ben ışıktayım, o yüzden beni görme ihtimali var. Görüş açısına girebilirim aslında. Ama yukarı bakması lazım. İşte bu. Yalnız bu fiziğe aykırı sevgili dostlar. Küre zayıflıyor ama artık aynı şekilde tekrar vuramazsın. Başka bir şekillerde arkasından vurmayı dene diyor. Zaten ben arkasından vurmuştum. Kusura bakma ama. Burada bir küre daha var. Hikaru'nun çevresindeki. Şurada bir kunay yapalım. O küre neye yarıyor acaba? Bakın arkasına artık ışıklar, dumanlar, osturuklar saçıyor. Bir darbe aldı. Yalnız sen beni burada nasıl göremiyorsun diyecektim, gördü ya. Tamam. Ötepeye çıkalım. Bunu stealth kill yapamıyoruz arkadaşlar. O yüzden ben böyle yükseklere çıkıp Ariel yapmaya çalışıyorum. Şurada da hadi. Burada da böyle bir sıkıntı var ya. Tam üstüne mi gelmek gerekiyor? İşte bu. Yapmadı zannettim. Güzel. Ne oldu? Ne oldu bebeğim? Aha. Öldü mü? Ek. Yine şey oldu. Yine korunma yaptı. O zaman bir küre daha patlatacağız. Öldü zannettim. Ölmedi. Şimdi galiba bu sonuncu ama. Bir kere daha vurursam ölecek. Çünkü küre bitti. Meydanda küre kalmadı. Sadece bir tane adamı kaldı. Onu sonra alırız. Zaten bir işe yaramıyor. İşte kire burada. Kire. Kire buldu. Evet, artık savunmasız atak yap diyor. Saldırı diyor. Yalnız bu da bize köpek muamelesi yapıyor. Yamiko. Beni gıcık etmeye başladı. Her şeyi biz yapıyoruz. Bize emirler yağdıran o. O beyin biz bağırsak mıyız? Biz şey miyiz? Kas gücü. Nerede bu adam? Her yerde ışık var. Tamam, merdivenlerin orada. Geliyor. Yalnız sen ne ayaksın ya? Nereden çıktın şimdi? Şimdi buna şinen yapabiliriz mi? Ama gidiyor. Corpse found. Eyvah. Cesedi buldu. Şimdi gelmez buraya. O zaman biz işimize bakalım. Wow, nasıl koşuyor? Geldi la. Aa! Az kalsın gidiyorduk arkadaşlar. İkisi de aynı anda koştu. Çok fena bir şekilde kaçmam lazım. Koşuyor ya, herife bak. Korku filmi gibi. Ana harbiden bu niye gaza geldi böyle? Bunun kafasında şey de yok. Soru işareti filan. Aha, ben buradan bunun üstüne kartal gibi uçarım. Gel. Yalnız buradan görecek mi? Ariel yapabilecek miyiz buradan? Sanki görmüyor. Tüh. Aslında çok iyi bir yerdeyim zannediyordum. Atlamak da istemiyorum çünkü atlarsam birden... Aha! Yapamadık ya. Bir daha. Güzel. Eight. Wow. Ne oldu lan? Bizi aldı zannettim. Tamam. Şimdi herhalde karşılıklı dövüşeceğiz. Reis, yalnız bende bir kılıç var. Bir de şey var, küpeler. Bilerzik var. Oo, Matrix. Evet, bu dövüş sahnesini izleyelim. Wow. Wow. Gerçekten çok teknikti sevgili dostlar. Karucum öyle saç uzatmaya benzemiyor. Bu ne? Sen sadece Nisoku değilsin. Biz yine şaşırıyoruz. Klasik. Bu o şüphesiz.
Sesler, acı, göğsüm. Gölge İmparatoriçesi. Ne bu Yamiko? Göster kendini, seni canavar. Nasıl bir tuzak bu? İntikam için geldim. Kayyu'nun bu topraklarda yarattığı acının intikamı için. Şafak söktüğünde bu ülke ve bu topraklar sonsuza kadar özgür olacak. Aragami seni duyamaz. Özgür mü? Ha, hani duydu işte. Yu. Neyi özgür bırakacağını biliyor musun? Başka bir savaş başlatacaksın. Nisoku'nun karanlığı tekrar yayılacak. Binlerce masum yok olacak. Hepsi senin yüzünden. Tam da senin şu an yaptığın gibi. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Hiçbir şey. Sana neden güveneyim? Sana özgürlük için bir şans vereceğim. Eğer generalin bu gece teslim olursa... Ha, özgürlük mü? Bana inan, bana ihtiyacım yok. Merhametine de ihtiyacım yok. Senin iğrenç kılıcınla ölmeyeceğim. Bugüne kadar yaptığımız her şeyin, verdiğimiz kurbanların boşa gitmesine izin vermeyeceğim. Savaşın sonlanmasını sağlayan Kayo'nun kurbanları. Aragami koş! Ne oldu? Nasıl izin vermedi? Kendini mi patlattı? İnter bombacılığı yaptı. Işık bizi, evet, zayıf düşürdü arkadaşlar. Biliyorsunuz ışığa karşı duyarlıyız. Gece şafak sökmeden bu işleri bitirmemiz lazım. Sabah olmadan. Serhoş gibi olduk. Ama yıkılmadık, ayaktayız. Daha doğrusu yıkıldık, yine de ayaktayız. Etraf kan gölüne döndü. Cesetleri yakıyoruz. Galiba. Aragami. Ne? Sürprizlerle dolusun değil mi? Nasıl kurtuldun? Emin değilim. Bilerek değil. Sadece oldu. Sadece oldu mu? Her neyse. Başardın. Karım gitti. Kayon'un son kaptanı. Başardın. Yamiko sana gölge imparatoriçesi diye seslendi. Yamiko, bunun anlamı ne? He, şu konu. Evet, o konu. Her şeyi bittiğinde söyleyecektim. Söyle işte. Ben gölge kraliçesiyim. Oha. Biliyorum, en başta seni çağırdığımda söylemeliydim ama endişelendim. Ama bu tamamen yalan sayılmaz. Sayılır. Sana tanrıça dedi. Hayır, tanrıça değilim. Sadece ortalamadan daha güçlüyüm. Neden bana söylemedin? Eğer bir tanrı olarak anılıyorsan ama fare gibi tuzağa düşürüldüysen ve tek kurtulma şansın kırılgan bir ruhtan ibaretse ne hissederdin? Üzerine alınma, çünkü kırılgan ruh dedi bize. Utandın mı? Bunun için zamanımız yok Yamiko. Yalanlar bize yardımcı olmaz, anladın mı? Tamam. Daha fazla yalan yok, söz. Evet, her şeye rağmen siyah ve beyaz olarak yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.